Efendim herkese merhabalar. Anadolu'nun bağrındayız, tam böyle ciğerine. Hatta belki Anadolu'nun işte Kastamonu, Cide'nin, Güren bölgenin en son köyünün en son evine yaklaştık neredeyse. Şimdi bizden Sizin değil de Anadolu'da yaşayan kişilerden öğrenelim. Efendim sizi tanıyabilir miyiz? Sefer Yıldız, bana Sefer Muhtar değil, lakabım var. 30 sene ben muhtarlık yaptım. 25 sene babam yaptı. Hay maşallah. Vallahi bu detayı bilmiyordum. Şimdi kapmış oldum. Yani muhtarlık geçmişimiz de var. O Babadan. çok çok. Babadan geldi. Şimdi bıraktık mı? Kim yapıyor? Arkadaşlar artık ben iki dönemden beri bıraktım yani. Ya İki muhtarlık dönemden. öyle koltuk bırakılmaz. Nasıl bıraktın Sefer abi? Ben sağlığımı düşündüğüm için. İsteyerek bıraktık. İşte kendi Ben isteğiyle bıraktım. kendim muhulleri yıkadım da öyle verdim öbür arkadaşlara. Sefer abi yenge senden daha çok muhtarlık yaptı galiba. Yaptı ya. Doğru. Sizi de tanıyabilir miyiz? Affedersiniz söyleyeceğim. Sizi de tanıyabilir miyiz? Şenel Yıldız. Şenel abi, Sefer abinin eşiyiz herhalde abla. Evet, eşiyim. Neler yapıyoruz köylerde? Valla köylerde reçberlik, hayvanlara bakıyoruz. Dağ bahçe yapıyoruz Dağ işte. bahçe, dağ taşa gidiyoruz. Çadırlara Reçberlik gidiyoruz. bitti diyorlar. Hala siz yapıyor musunuz? Gene evin altına şarı şey yok, yapıyoruz yani. Yiyeceğimizi. Kabaklık. Kabaklık ne demek abi? Böyle evin evi altına aldık. Ev altı, bostan, evet, kabaklık evet. Anladım. Evet. Peki hayvanımız var mı? Var. Çok var mı? Var, 15 tane falan var yani. Hay Ay. maşallah muhtarım. Hastayım Temizimiz var. diyorsun ama 15 tane hayvana bakmak da cesaret ister doğrusu. Bakıyoruz çok şükür. Öyle kolay işte. Allah'a Yani. şükürler olsun. Onur duyduk. Peki burada bir abimiz var. Seni tanıyabilir miyiz? Ahmet Yıldız. Ahmet abi, sen de bu köyden misin? Bu kardeşim. Kimin? Sefer Muhtar Hanım'ın kardeşiyim. Yenge kardeşinmiş. Evet. Anlaşabiliyor musunuz kardeşinle? Bazen bozuyor. Hadi Bazen. ya. Hadi ya. Evet. Niye yaramazlık mı yapıyor? Yaptığı zaman oluyor tabii ki. Abi sen niye yaramazlık yapıyorsun? Biraz hastalığım ondan. Sinir hastalığı. Aa öyle mi? Sinir Şimdi hastalığı. nasılsın peki? Çok iyiyim. İlaçlarımı düzenli alırım. Zararım yoktu bir yere. Peki ne oldu da sinir hastalığı oldu? Ne yaşadın? Ki uzun mesela. Bir Düştüm. bunalım geçirdim. Bunalım, bir bunalım geçirdim. Ağır bunalım geçirdim. 4 ay konuşamadım. Ama şimdi iyisin değil mi? Bakü'de yattım. Bir sene kaldım o ara. Çok geçmiş olsun. Hepimizin başına gelebilir. Allah muhafaza. Onun Evet. için ama atlatmış abimiz. Yüreğine sağlık. Bak, ne kadar sağlıklı oturuyor. Vallahi benim şimdiden dizlerim ağrıdı. Bende bana çok sağlıklı. Hay maşallah. Peki Bizden neler yapıyorsun? Sen neler yapıyorsun abi? Sebahattin Hanım'ına işte kardeşime yardımcı oluyorum. Ağrı bazen yardımcı oluyorum. Ağrını temizleyen. Böyle yarın çift kova odunu çıkarmayan eve işte o tür şey de yapmıyorum. Peki sen de burada mı yaşıyorsun? Bu köyde mi bu yaşıyorsun? Burada. Yan yana evimiz var. Kiminle yaşıyorsun? Tek mi yaşıyorsun abi? Hanım var, annem var. Onlar iyiler maşallah. İyiler. Oh, Allah sağlık sıhhat versin. Teşekkür ederim. Peki Sefer Muhtarım, şimdi uzunca süreler bölgede muhtarlık yaptık diyoruz. Burada biz neredeyiz? Burası neresi? Burada devletimiz var, devletimizin gücü var mı? Sorun var mı? İyi şeyler ya da kötü şeyler, iyiye iyi diyerek eksiklikleri de inşallah giderilmesi ümidiyle. Biraz sizden köyümüzü, köylü vatandaşımızı, kaç kişi yaşar biraz dinleyebilir miyiz? Vallahi 6 tane mahallemiz var bizim. Bir köy, 6 mahalle. 6 mahalle Biz şu an köyde miyiz, mahallede miyiz? Merkezi burası. Nedir efendim buranın ismi? Kazanlı Köyü, Hürsembel Mahallesi. Eski adı Hürsembel. Eski adı. Şimdiki kanuni ismi Kazanlı Köyü. Kazanlı. Nereye bağlıyız? Cide'ye bağlıyız, doğru mu? Cide'ye bağlıyız yani. Cide'ye bağlıyız. Peki vatandaş var mı? Köylerde yaşayan var mı? Var var. Kalabalık yani burası. O kadar İyi, fazla fena değil değil. Ama yaz sezonu doluyor. Evle şimdi İstanbul'a yavaş yavaş gidiyorlar artık. Gar yağın dedi. Şimdi her yerde olduğu gibi yazlıkçılar geliyor, çoluk aynen, çocuk. Peki yazlıkçılar. ilçeye kaç kilometre uzak burası muhtarım? Burası 30 kilometre. Ciddi uzak. Ciddi Evet. uzak. Yani peki yollarda ben gelirken birkaç sorunlu yer gördüm. Hatta birçok sorunlu gördüm. Şimdi Evet. ben farklı bir noktadan geldim. Herhalde siz sol tarafı kullanıyorsunuz Sen giderken. şimdi biz solu O taraf kullanıyoruz da. da bizim orada bir 100 metre bir heyelanımız var. Yıllardır ben uğraştım. O heyelanı yaptıramadım ve hala da devam ediyor. Parke taş yaptılar. Bunu parke taş yaparken söyledim. Bunu yapmam, bedava gider dedim. Ve dediğim gibi
Eylem yaptı. Yarısı bedava gitti. Şu an göçük mü, yol kapalı mı? Kapalı değil ama neylesine idareten geçiyoruz yani. Yol sorunu yaşıyor musunuz muhtarım? Efendim? Yol sorunu yaşıyor musunuz? Ya işte oradan yaşıyoruz ya. Başka yerde köy yolu zaten bu kadar olur. Yani bunun şeyi yok. Ana halterlerde iyi olsun, onu istiyoruz yani. Evet, hepimiz en iyisi. Köylerde her yere asfalt yapmışlar. Bizim iki araba taşı sepmeye nazlanıyorlar ya. Gelmiyorlar mı abla? Geliyorlar, zor zar geliyorlar işte. Muhtarım, herkesin asfaltı var. Orası işte orayı temelleştirmek gerekiyor. Muhtarım, bizim ilimizde ve ilçemizde, ilçeye bağlı köylerde falan yol sorunu genel itibariyle var mı? Var var var. Genel. Peki neden var? Neden yapmazlar? Arazi şeysi çok bozuk, yapısı. Yapılıyor, bedava gidiyor yani. Yine aynı şey göçüyor yani. Peki bu en başta bu işte yapılan, geçici yapılan öncesi bir önlem alsalar bunu önünü kesmiş olmazlar mı? Vallahi tabii ki önlem alınca kesmiş olay. Zaten o iki yer heylan, orayı yapsalar yine yetiyor bize o heylanları. Peki buradan değerli muhtarımızın bahsettiği yeri inşallah ümit ediyoruz ki yetkililer duyuyordur. Neresi orası? Oranın ismini biliyor musunuz göçen yerin? Başköy mıntıkasına bağlı. Başköy muhtarlığına bağlı. Grup yolu herhalde. Grup yolu. Efendim buradan değerli yönetimimize sesleniyoruz. Geçmiş tecrübe var burada. Uzun yıllar babadan gelen bir meslek kendisi. Dolayısıyla yıllardır uğraşmakta olduklarını, orada bir mağduriyet olduğunu değerli muhtarımız söylüyor. Bu bağlamda inşallah ümit ediyoruz ki sizler duyuyorsunuzdur ve vatandaşa kulak veririz diyoruz. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Sefer Muhtar deyince beni herkes tanır. Yani Cide kazasında bir karış çocuğu sorsan tanır yani. O kadar hizmet ettik. Allah memlekete. Razı olsun. Allah razı olsun. Biz çok yoksulların muhtarıyız burada. Çok yoksulların zamanında uğraştık. Şimdikiler bizim yaptığımız işlerin hazırcısını yiyorlar. Muhtar çalışmıyor mu abla? Elinden geldiği kadar. Yani. Biz elektriği götürdük, suyu götürdük, yolları yaptık. Hiçbir yol yoktu. Her şeyi yaptık biz. Allah razı olsun. Sefer muhtarıma yardımcı oluyor muydun çalışırken? Olmaz mıyım? Yemekler verirdim. Ara sıra mühürü falan aldın mı elinden abla? Yok, o kadar almadım. 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 O görevini yapardı. Oh, Allah razı olsun. Muhtarım, buradan bizi izleyenlere ve izleyecek olanlara son kez ne söylemek istersin? Vallahi ne şeylere mi, yetkililere mi? Vatandaşlara, yok vatandaşlara buradan bir selam söylemek ister misin? Bütün tabii ki. Herkes böyle şey olsun istiyoruz yani, huzurlu olsun. Mutlu olsun istiyoruz. Sağlıklı yani. Olsun. Sağlıklı olsun inşallah. İstiyoruz. Allah razı olsun. Siz bir şey söylemek ister misiniz efendim? Vallahi teşekkür ederiz. Buraya kadar gelmişsiniz. Eliniz ayağınıza sağlık. Allah razı olsun. Keyifle geldi. Çoluk çocuk İstanbul'da mı, gurbette mi? Benim oğlum yanımda. Burada çalışıyor. Tek oğlunuz mu var? Tek oğlum var. Bir de kızım var. Kız nerede? İstanbul'da. El sallamak ister misiniz buradan kızınıza? Olur. Herhalde. El sallayın. Siz bir şey söylemek ister misiniz efendim? Anlamadım ama rahatsız onun şeyini de çekin resmini. Sipariş geldi. Yengeyi çekmeye gidiyoruz efendim. Efendim, Allah razı olsun. Ayran da içtik köy yoğurdundan. Belki de manda yoğurdu içtik ekşi ekşi. Bilge kızım var. Bir senedir göremiyorum onu. Buradan selam olsun Bilge kızımıza. Peki biz de el sallıyoruz Bilge kızımıza, kardeşimize. Sağlıklı, sıhhatli, sevgi dolu günler diliyoruz efendim. Sağlıkla kalın. Görüşmek üzere. Herkes.